Evet, şimdi bir Neslihan Köroğlu'na gideceğiz. Foreks Haber editörü. Kendisinden bu haftanın gündemine ilişkin bilgileri alacağız ve Neslihan, sözü sana bırakıyoruz. Günaydınlar, iyi haftalar diliyorum. Borsa anketimizle başlayalım her zaman olduğu gibi. Borsanın bu haftaya hızlı satışlarla başlaması bekleniyor. Analistlerin endeksin açılışına ilişkin medyan tahmini -31.95 puan, ortalama tahmini ise -31.26 puan olarak gerçekleşti. Foreks Haber olarak bugün düzenlediğimiz ankete 20 aracı kurum analisti katılım sağladı. En yüksek beklentinin artık 45.18 puan olduğunu, en düşük beklentinin ise -84.47 puan olduğunu gözlüyoruz. Ankete katılım sağlayan 20 analistin 3'ü pozitif, 17'si ise negatif tahminde bulundu. Ekonomik takvime bakacak olursak bu hafta Türkiye'de tüketici güven endeksi, Amerika'da da büyüme rakamları öne çıkıyor. Bugün yurt içinde TÜİK, yurt dışı üretici fiyat endeksi, Merkez Bankası da uluslararası yatırım pozisyonu verilerini yayınlayacak. Hazineden ise borç ve alacak stok verilerini alacağız. Yılın son kabine toplantısında bugün gerçekleştireceğini belirtelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda en öncelikli konunun ekonomik gelişmeler olacağı belirtiliyor. Ayrıca toplantıda memur ve emekli maaşlarına yapılacak artışın görüşülmesi de bekleniyor. Kabinede her zaman olduğu gibi koronavirüs ile ilgili gelişmeler ve terörle mücadelede ele alınacak. Bugün Avrupa'da öne çıkan bir veri bulunmazken tek izlenecek verinin Euro bölgesi cari işlemler dengesi olacağını söyleyebiliriz. Amerika'daki tek veri ise Kasım ayı için Conference Board öncü göstergeler endeksi olacak. Endeksin bir önceki ay olduğu gibi Kasım ayında da %0.9 artış göstermesi bekleniyor. Yarın Türkiye'de TÜİK ve Merkez Bankası tarafından ortak hazırlanan tüketici güven endeksi verileri öne çıkıyor. Almanya'da tüketici güven endeksi verisi açıklanacak. Endeksin Aralık'ta -2.7 olarak açıklanması bekleniyor. Amerika'da ise yarın cari işlemler dengesi ve Chicago Fed imalat dışı aktivite endeksi verileri izlenecek. Üçüncü çeyrekte cari işlemlerin $190.3 milyar açık vermesi bekleniyor Amerika'da. Günün diğer bir tüketici güven endeksi verisi ise Euro bölgesi için gelecek. Bölgede öncü tüketici güven endeksinin Aralık ayında -8 olarak açıklanacağı tahmin ediliyor. Çarşamba günü TÜİK motorlu kara taşıtları verilerini açıklayacak. Yurt dışında piyasalar güne Amerika'dan gelecek petrol stoku verileriyle başlayacak. Avrupa tarafına bakacak olursak İngiltere'den gelecek önemli veriler olduğunu görüyoruz. İngiltere'de final gayri safi yurt içi hasıla ve işletme yatırımları ile cari işlemler dengesi verileri yayımlanacak. Piyasadaki beklentilere bakacak olursak dönemsel bazda %1.3, yıllık bazda ise %6.6'lık bir büyüme beklentisi bulunduğunu gözlüyoruz. İngiltere'nin ardından günün diğer final gayri safi yurt içi hasıla verisi de Amerika'dan gelecek. ABD ekonomisi ilişkin tahminler ise %2.1 büyüme yönünde. Amerika'nın diğer verilerine bakacak olursak MBA Mortgage, Chicago Fed, Ulusal Aktivite Endeksi ve ikinci el konut satışları olarak görünüyor. Ayrıca yine çarşamba günü 20 yıllık tahvil ihalesinde takvimde yer aldığını ve piyasalar tarafından yakından izleneceğini belirtelim. Perşembe gününe geldiğimizde yurt içinde Merkez Bankası'nın özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu rakamlarının açıklanacağını görüyoruz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da BDDK ile Merkez Bankası para ve banka istatistikleri haftalık verilerini de izleyeceğiz. Amerika'da ise işsizlik başvuruları, kişisel gelir ve harcamalar, Michigan tüketici güven endeksi ve yeni konut satışları verileri izlenecek. Kişisel gelirlerde %0.3, kişisel tüketimde ise %0.5'lik bir artış beklentisi var. Michigan tüketici güven endeksinin ilişkin tahminlerde 70.4 olarak görünüyor. Haftanın son işlem gününde TÜİK 2020 yılına ilişkin iş gücü maliyeti endekslerini açıklayacak. Ekim ayına ilişkin yabancı ziyaretçi sayılarını da Cuma günü alacağız. Merkez Bankası Finansal Hizmetler Güven Endeksi verisini açıklayacak. Yurt dışı tarafta ise Cuma günü Avrupa'da ve ABD'de Noel nedeniyle piyasaların kapalı olacağını hatırlatalım. Günün ilk saatlerinde Japonya'dan gelecek enflasyon verilerini yakından izleyeceğiz. Beklentilere bakacak olursak ülkede manşet ve çekirdek enflasyonun bir önceki ay yıllık bazda %0.1 artış gösterdiğini söyleyebiliriz. Forex'ten aktaracaklarım şimdilik bu kadar. Size iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Neslihan Köroğlu, Foreks Haber editörü, yayınımıza yaptığın katkılar için diyelim.